Selam dostlarım, merhabalar. Nirvan Oyun TV ekranlarında ve Age of Civilizations 2 Özgür Filistin senaryomuzun yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlar. Şimdi bir önceki bölümde hatırlayacaksınız, birazcık zorlu zamanlar geçirmiştik. Suudi Arabistan'a savaş açmış ağzımızın payını almıştık. Irak ve İran'a savaş açmış ağzımızın payını almıştık derken son dakikada buralarda oluşan topraklardan nemalanmıştık. Akabinde bir önceki bölümde gelen yorumlarda arkadaşlarımız şuradaki bizim ordumuzdan bahsettiler. Biz o orduyu orada unutmuşuz. Ekonomimizin anasını ağlatmışlar denizde dura dura. Kimse de demiyor ki acı biz denizdeyiz. Biz niye buradayız? Demiyor tabii ki adamlar. Şimdi ben bu taraftan 500 tane yapayım ama çok saçma oldu buradaki 500 yapmak. Çünkü burada liman yok. Buraya bir liman şu anda yapamayacağım. O nedenle ben buradaki asker sayımı şöyle bir yok edeyim. Ama tabii ki buradaki parayı biz yedik, heder ettik. Böyle saçma sapan bir girişimde bulunmuş olduk. Şimdi burada Etiyopya var. Etiyopya bizim gelişmemizi engelleyebilir. O nedenle biz Etiyopya ile aramızdaki ilişkileri toparlamaya devam edeceğiz bu bölümde. Türkiye zaten biliyorsunuz can dostumuz. Ama Türkiye ile bu sefer birleşmeyi düşünmüyorum. Çünkü benim ekonomimin yani çarkına okuyor Türkiye maalesef. Türkiye'den askeri erişim talep edeceğim ben. Şuradaki Abbasiler ben bir niyetleniyorum aslında ama şöyle bir çıkartalım bir. Şuradayım. Ben Abbasileri bir savaş ilan edeceğim ama iyi mi edeceğim, kötü mü edeceğim bilmiyorum. Burada bu kadar askeri yoktur bunun. Derken yok zaten. Ben şurayı alayım. Abbasileri defterden sileyim. Daha doğrusu tekrardan burada olmamalarına sağlayalım. Burada kaç asker bırakalım? 150 asker bıraksam yeterli olur. O nedenle 600 kaç olacaklar? 470 asker bizim için burada idealdir. Burada bir asimile sıkıntımız var. Şurası asimile olmamış. Asimile olan yerlerim ağrıyor. Şimdi araştırmaya vereceğim biraz daha ki araştırmamız son sürat devam etsin. Bu isyan kime? Kime karşı var bu isyan? Türkiye'ye karşı. Evet, Türkiye onu bastırdı zaten. Tamamdır. Ekonomiyi biraz da toparlayalım. Ben şuradaki alanlarda şuraya birazcık yatırım yapayım. Şuraya da biraz şöyle yarım yatırımlar yapacağım. Tam yapamıyorum çünkü malumunuz bütçemiz zaten çok fazla yok. Seni de fullleyeyim artık. Kasadık parayı sıfırlayalım. Bunlar bizim tur başına gelen paramızı biraz daha arttırıyor. Türkiye askeri erişim istiyor. Geri çevireyim, bana para ver. Kim nesin? Iraklısın. Irak'ı asilerle geri çevirdim. Tekrardan iste. Kabul ettim. Paraya ihtiyacım var Türkiye. Yapma şimdiden öyle. Dostluk baki her zaman için ama ekonomik düşünmemiz lazım. Etiyopya ile aramızdaki durum oldukça iyi gidiyor. Bunlarla bir ittifak kurabiliriz aslında biz. Türkiye buradaki asilerle mi savaş halinde? Evet, bu Türkiye'nin toprakları. Türkiye buraya gelecek mi? Ooo. Burada da asiler var. Türk asiler mi değil, ne bu? Allah Allah. Etiyopya onları bastırdı tabii ki doğal olarak da. Şurada bir şeyler kaldı. Şimdi ben kendi merkezim üzerinde birazcık işte çiftliğimi arttırmak istiyorum. Benim için iyi olacaktır bu durum. Kütüphane değil de ben akabine bir ikmal kampı. Sende var, sende var. Abi sana ben bir atölye yapayım. Biz şurada gelişimizi biraz daha hızlandıralım. Yoksa öteki türlü bizim işimiz çok zor. Cidden çok zor. Ekonomiyi kalkındırmam lazım. Çok da batakta değilim ama Etiyopya ile Türkiye savaş halinde şu anda. Türkiye
Türkiye ile Etiyopya niye savaş halinde ki? Neyi paylaşamıyorsun acaba? Benim Etiyopya ile bir problemim yok. Aksine. Bak %40'lardaydı, düşüyor şu anda. Düşürmemem lazım benim bunu. Daha çok yükseltmem lazım ki. Hatta bir saldırmazlık paktı yapabilirim ben bunlarla. Bence de. Yani bana saldırmayın. Sen de rahat bir şekilde ilerleyebilirsin. Burası benim toprağım zaten. İslamiyet'in yayılışı diye bir görevimiz var ama burası bizi çok zorlayacak. Çünkü Etiyopya bize fazla... Haydi. Slovakya buraya nasıl gelmiş olabilir? Ciddi anlamda Slovakya buraya nasıl gelmiş olabilir? Neyse şuraya ver. Cephanelik kurmak istiyorum. Şuralara biraz daha yatırım yaparsam benim için çok çok iyi olacak. Çünkü getirisi bana oluyor sonuç itibariyle. Daha bir rahat mücadele etmemize sebep oluyor. Çaydanla bir yudum aldık mı? Oh mis gibi. Birer altın, birer altın. Burada artışımız her daim devam edecektir. Şuradan ben genel duruma baktığımda... Yani... İşsizlik oldukça yüksektir. 77'ymiş. Güzel. Yine çok fazla bir şey yok. Yani var da yani... Ülkenin 1/4'ü işsiz şu anda ama en azından... Daha beter bir durumda değil. Buradan 12 asker çıkartmıyor. Şurası da 50 olsun bari. Gözüme batıp durmasın ki de bir. Ben şuraya gideceğim. 335 askeri şöyle çekeyim. Rusya bayağı açılmış. Ukrayna bayağı açılmış. İspanya, Slovakya, Fransa'yı defterden silmişler. Maşallah. Rusya'nın... Yani... Durumu çok iyi. Ben Putin'le aramı iyi tutmak istiyorum ama Putin inatla bize iyi davranmıyor. Belki bir şekilde durumları toparlayabilirim Putin'le. 13. Ne kadar düşürebilirsek bizim için o kadar iyi. Şimdi etrafımız sarıldı derken burada biz Suudi Arabistan'ı gördük. Suudi Arabistan'ı biz buradan... Elhamdülillah siz de görün arkadaşlar. Bütün birliği ben buraya doğru şöyle bir çekeyim. Yığdırayım buraya askeri birliği. Buradan kaç asker çıkar bize? Şu Suudi Arabistan'ı tamamıyla defterden silsek fena olmayacak gibi görünüyor aslında. Ay, askeri için erişim için izin isteyeceğim Türkiye'den. Ayda, bak arkadaş oradan çıktığım anda ya işte bu çok iyi bir şey değil. Bunaltıyorlar şu anda. Yani gittiğim oradaki bütün yatırımlarımız şu anda iptal oldu bizim. Ah be abicim be. Burası çok riskli bir bölge. İyi de Hacı abi senin buraya tamamının gelmesi lazım artık. Gel bu tarafa doğru. Dur. Kim bu? Gabon ticaret talep ediyor Arjantin'e karşı. Ya Gabon hadi birader saçmalama. Güzel. Biz Suudilere buradan dalarsak onlar da bize dalarlar. Tadından yenmez bu iş ama ben Suudi Arabistan'a dalacağım. Temiz iş. Suudları ortadan tamamen kaldırmış olduk böylece. Bak. Aa, mis gibi. Seni de onaylayalım. Sana da bir şeyler atalım. Tamamdır. Abi hadi toparlanın artık. Bir şey yok bunda.
Etiyopya ile aramız 37. Devam. Rusya ile 9. Onu da toparlarız herhalde. Yavaş yavaş toparlamamız lazım zaten. Şimdi buralardaki askeriyi çekmeyeceğim ben. Abi adamlar her şeyi fırsat bellediler ya. Var mı böyle bir şey? Yani sonuçta böyle Arap. Maalesef güven olmuyor. Ne zaman biz oradan çıkıyoruz anında isyan. Güzel. Tek bir eyaletten ulaşabildiğimiz maksimum seviye eyalet sayısına kadar gitmek istiyorum şu an için. Bu taraflara herhangi bir yatırımda bulunmadık biz. Ama bulunmamız lazım. Burası da vatan toprağı sonuç itibariyle, an itibariyle. Türkiye ile askeri yaşım sona erdi. Şu anda lazım değil. Olduğu zaman da bir kez daha kapınızı çalacağım. Reis Cumhurumuz. Türkiye ile bir ortaklık düşünmüyorum. En son bölümde bir birlik oluşturmuştuk. Hatırlayacaksınız. Hatırlarsanız eğer iyi, sıkı bir takipçiymişseniz çarkımıza okumuşlardı bizim. Hem de baya baya okumuşlardı çarkımıza. Ekonomi bir anda eksi 1 milyonlara falan düştüydü. Toparlayamamıştık. Şurada birazcık araştırmaya basa basa ilerleyeceğim. Ay, bahar nezlem var da. Çok etkiliyor. Güneş, toz, toprak bir şeyler. Kanada bizi dost medeniyeti ilan etmiş. Teşekkürler hacı. İlişkileri gelişti. Biz dost medeniyeti ilan edemiyoruz sen o zaman. Doğru mu ya? Bizde mesela kim haber? Etiyopya var. Libya var. Biz Etiyopya ile %100 mü olduk? Yo. Neye göre bu? Türkiye, Bahreyn, Birleşik Krallık ve Kanada. Allah Allah. Arjantin'e bir düşman belli. İzlanda'ya ne yaptıysak. İran tamam. Türkmenistan'a ne oluyor lan? Arap Emirlikleri ve Asiler. Oğlum sizi yamulturum ben. Allah Allah. Adamlara bak lan. Peki Putin'le aramız nasıl? Putin hala toparlayamadık biz seninle ya. Yani niye böyle oluyor acı? He? Düzeltsek artık arayı. Türkiye'de müthiş bir asimilasyon problemi var. Her zırt pırt her yerde isyan baş gösteriyor. Ben burayı yıkmayacağım ama şuradan Çibuti taraflarına bir açılmak istiyorum. İşin Türkçesi ya da bir ummana bir çıkartma düşünüyorum ama umman öyle düşündüğümüz kadar basit bir oluşum değil. Çok kallavi çıkıyor akabinde. Buradan ilerleyemiyoruz. Yapacak bir şey yok. Ne yapacağız? İttifak talep etsem olmaz. İttifak yaparsam güzel olur aslında. Yani çok rahat bir şekilde yayılabiliriz. Peki size bir soru. Anket de yapacağım. Sizce Etiyopya ile mi Türkiye ile mi birlik ittifak kuralım? Şu anda bizim buradan çıkmamız lazım. Bir şekilde kurtulmamız gerekiyor. Kurtulmak için de haberi tur atlıyoruz şu anda. Artık tur atlanacak bir şeyimiz kalmadı. Etiyopya her tarafımız sardı bizim. Burada Demokratik Kongo maşallah, Kırım Kongolu kanamalı hastalık, Kırım Kongo kanamalı hastalığı gibi ilerliyor. Timbuktu diye bir şey çıkmış, Burkina Faso zaten vardı. Senegal, São Tomé Prince bu da vardı, Liberia vardı, Libya ah canım benim. İspanya, Tunus, Fas. İspanya kaybettiklerini geri almış. Slovakya bayağı büyümüş yalnız ya. Slovakya cidden bayağı büyümüş. Beyaz Rusya, Finlandiya, İsveç, Norveç aradan kaynamış.
Birleşik Krallık zaten her zaman aynı. İzlanda fix burada zaten. Finlandiya, Norveç, Moveç kalmamış. Bu tarafta durumlar nasıl? Çin sabit. Rusya bayağı iyi. Çin sabiti Çin'in ağzına tükürmüşler. Burtan var. Japan var. Bizim ülke gitmiş. Endonezya burada. Filipinler zaten bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Rusya buraya bile çıkmış. Malezya, Tayvan, Japonya şimdilik iyi gibi duruyor. Kazakistan ölümsüzlüğü bulmuş gibi yayılıyor şu anda adamlar. Türkmenistan ve Tacikistan'a sabit. Benim burada yapabileceğim tek şey İran üzerine bir sefer düzenlemek. Cibuti burada baya baya kaymış. Japonya Hindistan'ı almış. Ve şu anda İran Türkmenistan'ın çarkını okuyor. Türkiye ile savaş halinde. Abi ben şuraya asker yığsam. Onu bir dahaki bölümde yapacağım. Ya Türkiye üstünden ya Etiyopya üzerinden ilerleyeceğim ben İran'a doğru. Bakalım neler olacak. Şurada biz biraz daha bir asker çıkartalım. Abartma, bu kadar yeterlidir. Ekonomiyi de düşünmem gerekiyor. Çok olur. Şöyle yatırımlar iyidir. Şurada araştırmaya birazcık versek. Aynen, araştırmaya birazcık versek bizi toparlar araştırma. Teknolojik seviyede level atlayacağız. Bu bölüm çok sakin geçiyor. Şurasında alır yakında. O oluyor, o oluyor, o oluyor, o oluyor. Benim İran'a savaş ilan etmem lazım ama Türkiye'nin ona destek vermemesi lazım. Türkiye ile Etiyopya savaş halinde. Üçünü de davet etsem, yani üçümüz olsak. Türkiye ile durum 58-54-2. Harikayım. Vallahi çok güzelim. Kafalar kıyak, mis. Putin'le devam ilişkileri geliştirmeye ya. Bana dokunmaması lazım Putin'in şu anda. O nedenle ittifak dediğim zaman da gelmiyor. İttifak dediğim zaman da Türkiye'ye de gelmiyor lan. Birlik desek geliyor ama. Etiyopya'da gelir birlik ol desek. Ama şu anda ona ihtiyaç yok. Böyle bir birlik düşünmüyorum maalesef. Böyle böyle biraz daha devam edeceğim. Ekonomi alt üst eder bunlar benim. Güzel. Bence gidişat iyiydi. Suudi Arabistan'dan toprak aldık. Ekonomik reformlar yapmam lazım bir benim yine biraz daha. Bu taraflarda ne kadar yatırım yaparsak adama ne verirsek aldı gitti de orada ya. 11 bin aldı ya lan adam gözü kapalı bir şekilde. Allah Allah. Asker çok fazla basamıyorum dediğim gibi tereddütlerim var. Türkiye iyi bir atak yapsa Etiyopya buradan söker atar da. Bunlarla başı dertte Türkiye'nin. Asilerle. Şurada sürekli isyanlar çıkıyor. Bir de burada isyanlar çıkıyor şu anda. Oturduk sanki canlı yayın izler gibi savaşı naklen anlatıyoruz. Türkiye oldukça iyi gidiyor. Ortaları kapattı, açtı, kapattı, açtı. Her yeri verdi. Etiyopya geri geldi. Etiyopya'nın kendi içinde de var isyanları ya. Etiyopya onu da toparlayamamış da. Al burada da var. Birleşik Arap Emirlikleri sen buradan nasıl çıkabildin ya? Adam 2 dakikada toprak sahibi oldu ya burada. Bence gidişat iyi gibi. Cibuti burayı vermiş Japonya'ya. Birleşik Arap Emirlikleri buraya kaçmış. Buradan da Abu Dhabi aldı ya. Bak yine isyan var.
Şu anda ben buna destek olamam çünkü kapı komşum zaten burası. Neyse bakalım. Anketin sonucuna göre gelecek bölümü şekillendirmiş olacağız. Türkiye ile mi, Etiyopya ile mi birlik olacağız? Birlik değil. İttifak kuracağız. Onu net bir şekilde belirlememiz gerekiyor. Evet sevgili dostlar, videoyu ve seriyi beğeniyorsanız beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim. Kendinize çok dikkat ediyorsunuz. Bir sonraki bölümde tam da bu noktada anket sonucumuza göre karar verip devam edeceğiz. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.